spor kültürünün güçlendiği, yaygınlaştığı. Her yaştan herkesin kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, engellisiyle spor yaptığı. Tüm branşlarda her bir başarıya en iddialı şekilde koştuğumuz bir süreçten geçiyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'deki spor altyapısının son 21 yıldaki gelişimi, dönüşümü adeta bir devrimi gerçekleştirdik. Pek çok branşla artıran, geliştiren bir performansı da ortaya koyduk. Biliyorsunuz sporo yönlendirme ve sportif yetenekleri keşfetme projemiz. 6 milyondan fazla gencimizin, çocuğumuzun bu anlamdaki ölçümlerini gerçekleştirdik. Tabii Türkiye artık lider ülke, öncü ülke. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıktan eğitime, eğitimden altyapıya ulaştırmaya, ekonomiye her alanda bir iddiası var ve iddiamızı sporda da, gençlik yatırımlarında da hep en yukarılara koyduğumuz gibi bir yandan da bu iddialarımızı gerçek kılıyoruz. Ne diyoruz? Hem hedeflerimize ulaşıyoruz hem yeni hedeflerle yola devam ediyoruz. Son dört yılda biliyorsunuz bir pandemi sürecini geçirdik, geçiriyoruz. 20 bine yakın madalyamız var. Toplam 19.620 uluslararası madalyamız var. Madalya kazandığımız branş sayısı 50'nin üzerinde. Bu da önemli bir aşamadır. İnşallah bunu da güçlendirerek, büyüterek yolumuza devam edeceğiz. Sadece tabii Türkiye'de değil futbol dünyanın en popüler spor branşı. Etki alanını dikkate aldığımızda tarihte en geniş sınırlara ulaşan bir olgu spor. Kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı, genci, yaşlısı, kadın, erkeği herkesi bir arada toplayan bir motivasyonu var futbolun. Tabii futbolun etkisi sadece sahada mücadele eden 22 kişi ve onları tribünlerden izleyenlerden müteşekkil değil. Az önce sunumda da izledik. Futbol asla sadece futbol değildir diye bir ifade var. Etki alanını düşündüğümüzde bu ifadenin gerçek olduğunu görüyoruz. Ekonomisiyle, sosyolojisiyle, kültürüyle, yönetim modelleriyle Futbol kocaman bir dünyayı bize gösteriyor. Tabi piyasa değeri olarak Deloitte'in yayınladığı rapordaki rakam hepimizin bildiği gibi 30 milyar euroya yakın bir rakam. Bu her gün ne yapıyor? Güçleniyor, gelişiyor.